Göğsün bölgede stres noktalarına uyguluyoruz. Baş ağrısı olanlara işte İlahi dolaşım yerden mi bozukluğu. yapıyorsunuz? Baş ağrısı var mesela. İşte baş ağrısı olanlara kafa bölgesinden yapıyoruz. Bacakta ödem, lenf, işte dolaşım bozukluğu olanlara bacak bölgesindeki lenf düğümlerinin yoğunlaştığı noktalara yapıp oraları açmaya çalışıyoruz. Bu da yine hastalarımızın muayenelerine göre 5 seanstan başlayıp 10 seans, 15 seansa kadar gidiyor. Nöral terapinin kendi başına bu hacamatta uygulanan işte ağır metalleri atma özelliği onda da var. Onu da uyguluyoruz. Detoks olarak da uygulanabiliyor. Anti-aging olarak da uygulanabiliyor. Mevsim var mı? Mevsim geçişlerinde tabii ağrılar artıyor. Herhangi bir mevsimi olmamakla birlikte işte alevlenme dönemlerinde geldiği için hastalarımızı daha çok ilkbahar, sonbahar dönemlerinde uyguluyoruz. Ama Yani şey her dönem zamanı uygulan tam. aynı zaten. Zaman tek başına bu tedaviyle de bazı hastalıkları tedavi edebiliyor. Ya bazı hastalıklar derken ya çoğu tedaviyi yapabiliyoruz. İşte migreninden kronik ağrılar, fibromiyaljik, kas ağrıları, menisküs, bel fıtığı, boyun fıtığı ağrıları. Aslında bunlar zaten vücudun stresle karşılaştığında zayıf noktadan verdiği belirtiler. Bel fıtığı olan da bel ağrısı ortaya çıkıyor. Boyun fıtığı olan da boyun ağrısı ortaya çıkıyor. Ama bunun asıl nedeni bu sempatik sistem dediğimiz işte bu omurgada kendine yer bulan o bölgedeki sinirlerin aşırı çalışmasından dolayı bu bölgelerde aşırı terleme, uyku sorunları, bağırsak sorunları, işte ağrı dediğimiz işte bu kas, ligaman bölgelerindeki hassas noktalardan kendini belli ediyor. Yani çoğu hastamda sorduğumda yani ağrı ne zaman başladı deyip tetikleyen ne olduğunu iyice içine girdiğimizde ya bir anne baba kaybı, işte eş kaybı, iş değiştirme, işte taşınma, o Stres. tip şeyler ya yıllar öncesinden başlayan Birikimler. tetikleyen şeyi bulabiliyoruz. Yani çoğu şeyin altında psikolojik travma var zaten. Hacamatta sırt ağrısı, boyun ağrısı hepsinin yani buradaki noktalar aslında akciğer noktaları, işte kalp noktası, böbrek noktaları, işte bu Aslında şu soruyu üreme sormak organları. istedim. Her hastalığın bölgesine göre ayrı bir tedavi şekli mi vardır? Yoksa aynı şekli mi Evet. yapıyorsunuz? Hangi tedavi mi yapıyorsunuz? Ya bu hacamat dendiğinde tıbbi hacamat var. Bir de bu tarama hacamatı var. Tarama hacamatında bu organlara yönelik 10 kupa falan koyuyoruz. Ama bölgesel ağrılarda işte baş ağrısı, sırt ağrısı, boyun ağrısı ona göre hastanın ağrılı Peki hocam bu noktaları hastamızda neresi? ne vardı? Ne yaptık? Kaç seans uygulayacağız? Bu Netice hastamızda aldı mı, almadı mı? Ona bir şey yapalım. genel vücut ağrısı vardı. Özellikle dizlerinde olan yıpranmalar da vardı. Hastamıza bu PRP dediğimiz plazmadan zengin trombosit uyguladık. 3 seans uyguladık. Artı bu diz çevresinde nöral terapi yaptık. Ona yönelik çamur tedavisi de uyguladık fizik tedaviyle birlikte. Şu an ağrıları %80 civarında azaldı. Kendi de konuşuruz birazdan. Hamilelerde uygulanıyor mu hocam bu tedaviniz? Hamileler hassas noktamız. Hamilelerde birçok tedavi uygulanabilmekle beraber yani halkımızda çocuğa karşı, hamile bayana karşı özel bir hassasiyet oluyor. Bazen doktoru da dinlemiyorlar. Ona yönelik hiçbir yan etkisi olmayan sadece elle yaptığımız osteopatiyi uyguluyoruz o tip hastalarda. Ama işte bu kupa tedavisi, fizik tedavi, nöral terapi, proloterapi, PRP hepsi uygulanabilir. Yani bu hamile bayanlarda bel ağrısı sıklıkla oluşuyor. Bu sakroiliyak disfonksiyon dediğimiz kuyruk sokumu ile alakalı işte bu ağırlık artışına bağlı. Bu Doğru. beldeki bütün mekanik düzen bozuluyor. Hasta da dikkat etmezse, aşırı kilo alırsa oradaki ağrılar geçmeyecek konuma kadar gelebiliyor. Ya yani bu tip hastalarda basit işlemlerle kinezyo teyp de uygulayabiliyoruz bu ağrı O bantları. ne? Ağrı bantları Ağrı herhalde. bantlar bu sporcularda gördüğümüz bu Uygulayabiliyorsunuz. renkli bantlar vardır. Onlardan uyguluyoruz. Buradaki işte hem şeyi çözmek için, spazmı çözmek için, dolaşımı artırmak için orayı sabitlemek adına fasciyi öyle bir tedavi uyguluyoruz. O da 3 gün kalıyor. Bayağı da etkili, basit bir Bu yöntem. hastamıza kaç seans yaptınız hocam? Bu hastamıza 21 seans diz tedavisi uyguladık, fizik tedavi.
PRP'de 3 seans uyguladık. Zaten haftada 10 günde bir, 2 haftada bir dizine enjeksiyon yaptık. Kanından aldığımız, damarından aldığımız kanı işlemden geçirerek yoğunlaştırdıktan sonra dizideki hasarlı bölgeye verdik. Hastamız 3 seansta toparladı. PRP miydi o? PRP. PRP. Hocam biz görüyoruz ki hastalarımızdan, siz sadece fizik tedavi yapmıyorsunuz. Aslında alternatif tıbbın bütün bölümlerini bir kliniğinizde uyguluyorsunuz. Ve anladığımız kadarıyla kombin tedavilerle hastaları iyileştirip ülkelerine gönderiyorsunuz. Evet hocam. Yine de biliyoruz ki yurt dışından çok hastalarımız var. Size paket olarak geliyorlar. Bunlar size nasıl gelecekler? Bizim o konuda çok izleyicilerimiz var. Bize evet. Zaman zaman da bize soruyorlar. Çünkü siz zaman... Ki... Evet hocam, pardon. Sizi anlatın size. Daha çok geliyor Sibel Hanım. Evet, doğru. Yani şimdi izleyen izleyicilerimiz dünyanın her bir yerinden izleniyoruz ve gerçekten geldikleri zaman hem tatil amacıyla hem de yaptıkları işte burada yapılması gereken tedaviler için geliyorlar. Zaman çok önemli onlar için. Evet. Siz nasıl bir yol çiziyorsunuz yurt dışından gelecek izleyicilerimiz için? Yani hastalarımızı bir ön görüşme yaptıktan sonra tedavi protokolünü oluşturuyoruz. Bir haftalık, iki haftalık, üç haftalık, hatta bir aylık paketlerimiz oluyor. Buna yönelik işte hastalarımızı havaalanından alıp hastanemizdeki bu A+ hastanemizde ağırlayarak otel konforundaki hastanemizde fizik tedavi olarak gerekenleri, alternatif tıp olsun, normal fizik tedavimiz olsun, hepsini uyguluyoruz. Burada yaptığımız tedaviler işte ozon terapi, nöral terapi, kuru iğneleme, hacamat, kupa, manuel terapi özellikle hepsini burada hastalarımıza en uygun şekilde uyguluyoruz. Evet, harika. Şimdi neye geçiyoruz hocam? Şimdi de ozon terapimiz var. Onu açıklayalım ozon biraz. Terapi, evet. Onu da bakalım neler olacak. Evet. Evet. Evet hocam, şimdi ne tedavisi anlatacağız? Bir sürü tedavi anlattınız. Şimdiki ozon tedavimiz, ozon terapi. Gençlik aşısı olarak da biliyor halkımız, izleyenlerimiz. Burada 10 seans ozon tedavisi uyguladığımız Adnan Bey ile görüştüreceğiz. Nesi vardı Adnan Bey'in, yani nasıl başladınız? Benim aslında hiçbir şeyim yoktu. Annemin dizleri için Özgür Bey tavsiye etmişti. Sonra annemle başladık. Sonra ben bir research yaptım şeyde, internette tabii ki. Birçok şeye faydası olduğunu anladım ve kendimle de biraz böyle familia oldu. Çünkü yüksek şekerim var, bir de kronik omuz ağrılarım vardı. Çok teşekkürler, geçti. onun dışında 55 yaşındayım ve spor yapıyorum. Ondan yurt dışından sonra... geldiniz. Evet ve artık daha bir dayanıklıyım. Yani eskiden 45 dakika yapıyordum. Şimdi daha fazla, daha yorgun hissediyorum. Şimdi daha dinç hissediyorum. O ozonun faydası. Evet, kesin bence öyle. Bu hafta sonra Kapadokya'daydım. Ihlara Vadisi'ni duymuşsunuzdur. Evet. 400 şeylik bir olay. Aynen gittim ve geldim. Bayağı iyiydi yani.